Evet değerli izleyicilerimiz, pazar sporumuz bugün itibariyle son idmanına, artık sezonun da son idmanına çıkıyor. Evet, bir sezon bitti. Pazar sporumuz tabii ki gönül isterdi ki evet playoff'ta olalım ama işte bazı şeyler olmayınca olmuyor. Ama önemli şeylerden biri de tabii ki yine bu sezon üçüncülükte yolumuza devam edelim. Tabii ki bu işler kolay değil. Dışarıdan görüldüğü gibi de değil. Bakın sporu takip edenler, basını takip edenler çok iyi bir şekilde bilirler ki yani çok büyük kulüpler bile şu an amatör, evet amatör lige düştüler. Yani bu bir gerçek. Bu gerçeği sporu takip edenlerin bilmesini de tavsiye ederim. Gerçekten dediğimiz gibi bazen bir şeyler olmadı da ama olmuyor. Allah'a şükür ki şu an itibariyle bu sene tabii ki en azından artık yine üçüncü ligde yolumuza devam edeceğiz. Evet, son bir maçımız kaldı. Evet, bu maçı da kendi sahamızda oynayacağız. Evet, ve inşallah 3 puanla, güzel bir 3 puanla evet maçımızı da bitiririz, sezonumuzu da bitiririz ve artık yeni sezon hazırlıklarına evet başlanır diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi son idmanı yapıyorlar. Biraz sonra da hocamızla evet bir röportajımızı gerçekleştireceğiz. Evet, şöyle hocamıza doğru yaklaşalım. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yani şöyle şey görüntüyü alalım da dediğimiz gibi. Evet, çalışmalar başladı. Artık benim konuşmama gerek yok. Artık siz en son çalışmalarınıza bir geldiğiniz zamanki durumları da yani periyodu da bir değerlendirirseniz çok teşekkür ederim. Evet, söz sizde. Neler diyeceksiniz? Evet, 10 hafta önce Kelkit maç öncesi gelmiştik. Başladık ve hızlı bir şekilde zaman akıp gitti ve ligin sonuna geldik artık ve bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Tabii geldiğimizdeki ortamla bugünkü ortam çok farklı. Farklı duygularla geldik. Ama sonunda yaşadığımız bu 9 haftalık periyotta inişli çıkışlı grafikler oldu ama bir amaç vardı. Ligde tutunma hedefimiz birinci aşamada oydu. Çünkü çok 7-8 takımın her an hem playoff hem de küme düşebileceği bir ortamdan özellikle ligde kalma anlamında bir hafta önceden bir antrenörümüz bizi sevindiriyor. Ama diğer taraftan da Batman'da alacağımız bir 3 puan bizi playoff'da oynatabilirdi. Bugün belki yarın playoff maçına da çıkabilirdik ama futbol bu tabii. İstediğin her şey sahada karşılığını vermeyebilir. Ama bizim birinci aşamadaki o kaostan dönüp yukarıları zorlama noktasına gelmemiz her şeye rağmen çocukların büyük özverisiyle, cami olarak herkesin inanmasıyla birlikte bu noktaya geldik. Ama sonunda bu hafta her iki takım açısından da formalite maçı olan ama iddialı bir maç olacağını düşünüyorum. Puanlama açısından daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bunu rakibimizin de getirdidir bu. İddiasız maç olmaz ama biz kazanıp en azından 7. sırayı ligde bitirmek istiyoruz. Daha aşağı inmek istemiyoruz. Ama bunun yanında bütün işimiz, konsantremiz sadece 3 puan için olmayacak. Çünkü bizim aynı zamanda kulüp olarak da, biz teknik adam olarak da bir misyonumuz da geleceğe dayalı bu kulübe katkı yapabilecek. Altyapıdan çocuklarımızı bu tip maçlarda kullanıp onlara fırsat, onları görme, onların psikolojisine daha fazla katkı etmek, onların özgüvenini geliştirme anlamında bu maçlarda fırsattır. Tercihimiz sonuç mu? Sporcuların gelişimi mi? Sonuç değil. Sporcuların gelişimi daha önemli bizim için. O nedenle yarın birkaç arkadaş, daha sonra da diğer 2-3 arkadaşa şans vermek istiyorum. Ve onların Pazarspor'un geleceğine katkı yapacaklarını düşünüyorum. Bunların öncülüğünü, bunların da katkı, biz de onlara katkı yapmak istiyoruz. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Burada seyircimizi de özellikle davet etmek istiyorum. Hep veda maçı, herkes için bir sezonun veda maçı diyelim, son maç. Hep beraber
güzel, keyifli bir buçuk saat geçirmelerini istiyorum ve onları hissettireceğiz. Daha keyifli bir masa olacak yarın diye düşünüyorum ve dediğim gibi Atakanları, Miraçları seyredecekler. Onlara da sahip çıksınlar. Tabii biz de bu aradan yönetim kuruluna da çok teşekkür etmek istiyorum. Hüseyin Başkan başkanlığında diğer yönetici bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlere güvendiler. Bizlere bu takım başına gelme fırsatını verdiler. Biz de onları mahsup etmediğimizi düşünüyorum. Güzel bir hikaye geçirdik. Umarım Pazarspor bundan sonraki geleceği daha güzel olur. Daha iyi planlamayla bir daha bu tip sıkıntılı günler yaşamadan daha güzel günlere, pazara layık olacak, daha hedefli, daha keyifli günler yaşarlar. Biz de elimizden geleni dediğim gibi yaptık ve son maçımıza yarın çıkacağız. Hocam anlaşmanız ne zaman bitiyor? Yani veda ne zaman olacak? Onu da yarınki bir maçtan sonra anlaşmamız bitiyor zaten. Evet. Yarın maç hepimizin sezonun son maçı demek. Artık işlerin bittiği, sezonun bittiği şeyine gelir. O nedenle yarından sonra belli sporcular bizlere beraber güzel vedalaşıp ayrılacağız ama güzel anılarla ayrılacağız, güzel duygularla ayrılacağız. Ama daha sonraki süreç zaman ne gösterir? Belki belli arkadaşlarla başka yerlerde buluşacağız. Belki buralarda yine karşılaşacağız. Ya bilemiyorsun yani onlar daha sonraki planlamalar, düşünceler. O nedenle onu daha sonraki süreçte bakarız. Evet hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah yarın da artık bir son röportaj demiyorum. Yarın da inşallah maçtan sonra da eğer müsaitseniz son konuşmamızda yaparız. Bizler ve taraftar tabii ki biz de araştırmacı olarak hakikaten bizler ve taraftar sizden memnunuz. Elinizdeki imkanlarla dediğimiz gibi pazarımızı bu noktaya taşıdınız. Çok çok teşekkür beraber ediyoruz. Yani bizim sadece evet, bir katkımız oldu. Yoksa bunun yönetimi var, taraftarı var, sporcuların büyük özverisi var, çalışan çocukların inanılmaz bir emeği var. Yani bunu sadece bireysel, bizim sadece bu dinamiklerin bir tanesi de biziz. Katkımız oldu sadece. Onun dışında yoksa bütün evet, her şeyi biz yaptık düşüncesi doğru bir düşünce değil. Biz sadece ama eğer bizim bütün planlamalarımızı uygulayan sporculardır. Eğer sporcular o stratejiye, o planlamaya dahil olmasaydı hiçbir şey ortaya çıkmazdı. O nedenle asas emeksiz sporcularımız, onların ayaklarına sağlık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onları alkışlamak lazım daha çok ağırlıkla. Evet hocam, tabii ki bu konuda siz de çok önemlisiniz. Çünkü Pazarspor yönetimi, camiası size güvendi. Yani size görev verdi. Çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle dediğimiz çok, gibi çok yani sizi tercih ettiler, size güvendiler. Siz de dediğimiz gibi Pazarspor'u aldığınız nokta bellidir. Yani ligi takip edenler bu işi bilir. Takip eden etmeyen zaten konuşmakta konuşuyor. O ayrı bir şey. İnşallah yarınki maçtan sonra fırsatınız olursa da sizlerle görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyicilerimiz, hocamızla yapmış olduğumuz röportajı verdik. Çalışmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi yarın evet, son artık maça çıkacak. Bu son maçta da evet, güzel bir futbolla ve gençler takviyesiyle evet, Pazarspor'umuz sezona veda edecek. Önemli bir işiniz yoksa, önemli bir işiniz yoksa evet, sizleri tabii ki evet, gördüğünüz gibi stadyuma bekliyoruz. Evet, buradan yapmış olduğumuz yani şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.